Süper Lig Yolu TV'den hepinize merhaba. İkinci hafta tahminleriyle karşınızdayız. Hemen konuya gidiyorum abi. Merhaba. İkinci haftada maçlar oldukça güzel duruyor şu an. Şöyle baktığımızda ilk maç Eskişehir Spor Adana Spor arasında. Yani ilk maçlara baktığımızda maçın favorisi Adana Spor. Ben 0-2 çifte şansı ya da 2.5 gol üstü öneriyorum. Ben de iki takımın gol atacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol de mantıklı olabilir. Evet. Bandırma Spor Akhisar Spor karşısında. Bu da güzel bir maç. Ben Bandırma'nın evinde kaybetmeyeceğini düşünüyorum. İddia severleri de 1-0 çifte şansa da 2-3 gol öneriyorum. Geçtiğimiz hafta Bandırma Spor beni 0-2 çifte şansla evet, yapmıştı. Evet ya ben de biz de yaptı. Ama bu sefer Bandırma'nın ben galibiyeti. Ben yani galibiyete yakın taraf Bandırma diyorum. Tuzla Spor, Balıkesir Spor. Bu maç da zorlu bir maç. Balıkesir ilk maçta Giresun'u rahat bir şekilde yendi ama bu sefer karşısına daha dişli bir rakip olacak açıkçası. Tuzla Spor iyi mücadele ediyor. Taner Hoca kendi evinde kaybetmek istemeyecektir. Bu maçın ilk yarı 0 mantıklı geliyor bana. Ve 2-3 gol öneriyorum. Yani tam maç tahmin edemiyorum. Baktığında ama beraberliğe yakında her şekilde gol düşünüyorum. Ben de aynı şekilde. Altınordu Bursa Spor'u ağırlayacak. Valla çok zor maç. İki takım açısından da. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama Bursa Spor'un işi bu hafta da kolay olmayacak. Şimdi ilk yarı 0'ı bunu oynayabilirim yani. Yani Altınordu Bursa maçında gene de ben Bursa Spor'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum. 0-2 çifte şans. Hatta sürpriz kuponlarda 2 diyorum. Biraz iddialı oldu ama. Ankara derbisi var. Ankara Keçiören Gücü Ankara Spor. Bu maçta ben Keçiören Gücü'nün galibiyete yakın. Evet yani 2.5 Aktepe'de oynayacaklar zaten. 2.5 6 olabilir ama ben galibiyet için Keçiören Gücü'nün çok net galibiyete evet. Yakın görüyorum. İstanbul Spor Altay. Zor maç, güzel maç. Erdener'in dediği gibi yani karşılıklı gol yakın mı sence? Olabilir. Yani ben bu maça karşılıklı İstanbul gol yakın. İstanbul Spor geçtiğimiz sezonda evinde evet. Bolca gol attı. İstanbul Spor evinde açık oynayan bir takım. Ben Altay'ın kaybedeceğini düşünmüyorum. Altay'ın ikinci hafta bir açılış yapar. Evet yani galibiyet olacaksa Altay'ın olacaktır ama karşılıklı golle çok mantıklı görüyorum. Giresun Spor yeni oyuncularıyla beraber Menemen Spor'un karşısına çıkacak. Bu maç da çok zor. Şimdi Giresun'un oyuncular geldi ama oyuncuların tabii biraz zamana ihtiyacı var. Menemen'in de çok fazla transferi olduğu için bu maç tam böyle beraberlik mi dersin? Beraberliğe yakın bir maç ve ben karşılıklı gol öneriyim iddia severlere. 2-3 golle düşünebilirler. Adana Demirspor Bolu Spor'u ağırlayacak. Bu çok güzel maç. Şimdi Bolu Spor'un ilk hafta Keçiören Gücü'ne kaybetmesine aslında çok bakmak lazım. Bu Abdullah El diye bir oyuncu da aldılar. Yani iyi takım oldular. Aslında Barbaros Gözneli, Barbaros abimiz iyi bir takım yaptı. Sportif direktör Hoca ile beraber tabii ki Ahmet Hoca ile. Bu çok zor bir maç. Yani kesin Adana Demirspor kazanır. Yani iddialı olacak ama böyle ilk yarı 0 mantıklı geliyor bana. Bana da 2.5 üst gibi geliyor. Yani gol oynayacaklar için Adana Demirspor maçı hep 2.5 gol üstü var ediyor arkadaşlar. Son maç Samsun Spor Ümraniye Spor arasında. Bu maçta iddialı olacak. Ümraniye'de bu arada sanırım yine oynayamayacak oyuncular. Benim sen biliyorsun Beşiktaş'tan Sergen Hoca bu hafta da takım başında olamayacak. Yanılmıyorsam oyuncular oynamayacak. Ben iddialı bir şekilde net bir diyorum. Samsun Spor'a güvenin arkadaşlar. Ben de Samsun Spor diyorum. İkinci hafta tahminlerimiz bu yönde. Üçüncü hafta tahminleriyle haftaya yine bu kanaldayız. Görüşmek üzere. Bizi izlemek.